olsun. Teşekkür ederim. Sayın Çalışkan. Merhabalar, nasılsınız? Önce hanımlardan hoş geldiniz. Evet, DSİAD yönetim olarak, yönetim kurulu başkanı olarak haklı bir gurur yaşıyorsunuz. 19-20'ye bir kalmış. Çok anlamlı bir günde dostlarla bir aradasınız. Neler söyleyeceksiniz? Yaşadığımız kente ilişkin, yaşadığımız topraklara ilişkin sorumluluklarımızın gereği DSİAD çatısı altında sosyal, kültürel, ekonomik anlamda ne yapabiliriz diye bir arada buluşan insanların 19. yaşını kutluyoruz. Sadece kendi işimizle ilgilenmek değil, yaşadığımız toplumla ilgilenmek, kentimize ve ülkemize değer katmak için buradayız. 19 yıldır sayısız projelere imza atıldı. İnsanlar normal iş hayatlarından, özel hayatlarından ayırdıkları vakitleri ve emekleri burada harcadılar. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle Denizli STK'lar içerisinde yaşı itibariyle de abi konumunda olan DSİAD'ın baştan sona emeği geçen, kurucusu, başkanlarından, yönetimlerinden, komitelerinde çalışan, emek veren bütün geçmişteki kardeşlerimiz, arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Burada yoğun ve sıkıcı iş hayatının içerisinde, problemler dolu iş hayatının içerisinde bir nefes alabilmek, bir araya gelmek, biraz gülümseyebilmek, paylaşımı artırabilmek amaçlı buradayız. Güzel bir akşam olmasını diliyorum ve nice yılları birlikte kutlamayı diliyorum. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Evet, Okan Bey, DSİAD haklı gururunu yaşıyor 19. yıl. Diyoruz ki 27'de bir kalmış ve ülke ekonomisinde birçok şey konuştuğumuz bir günde böyle dostlarla bir aradasınız. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle DSİAD'ın 19. yılı belki bugünkü konsept o ama DSİAD'ı Densabit'in devamı olarak baktığımızda 30 küsur yıllık bir kökü olan bir organizasyon. Zaten bugün kokteylde de gezerken baktığınızda bu sürecin 20 yıl, 25 yıl belki de 30 yıla yakın içinde olan büyüklerimiz de var. Dolayısıyla bugünkü kokteyl 19. yıl olarak geçiyor. DSİAD olduğundan itibaren ama esas kökü Densabit'ten geliyor. Mutluyum. İki dönem başkanlığını yaptığım bir organizasyon. Daha önceki dönemlerde de yönetim kurullarında çalıştığım neredeyse 19 yılın tahmin ederim 10-12 yılında içinde aktif yönetici olarak çalıştığım bir yapı. Dolayısıyla bizden önceki başkanlarımızın da her birinin bir tuğla koyduğunu, bizim de kendimizce bir mücadele ettiğimizi, bizden sonraki İbrahim Başkan olsun, Nuri Başkan olsun, hepsinin hevesle, ekipleriyle birlikte hevesle çalıştıklarını görüyoruz. Kapsayıcı bir dernek. Bu anlamda ben çok başarılı buluyorum. Sürdürülebilir bir kurgusu var. Hiçbir zaman ivmesini değiştirmeyen bir kurgusu var. Yani kişilerin heyecanıyla, motivasyonuyla değil, sürekli yukarıda olan bir ivmesi var. Bu da aslında günümüzde çok konuşulan sürdürülebilirliğin DSİAD'ın bütün her tarafına işlediğini de gösteriyor bize. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Rica ederim. Tuğrul Bey, DSİAD 19. yılını kutluyor dostlarla, evet, bir aradasınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Valla duygulu yıllarımızdan bir yıl dönümü daha yaşıyoruz. 2010 yılından beri üyesiyim Deniz Sanayici İş Adamları Derneği'nin. Şu an ismi de değişti. İş İnsanları Derneği oldu. Başlangıçta 2005'te 2010'lu yılda bildiğim zaman 60-70 üyemiz var. Şu an yanılmıyorsam 200'lü geçkin üyemiz var. Yani DSİAD artık kabuğuna sığmıyor. Gün geçtikçe artık genişliyor. Sivil toplum örgütleri ne kadar böyle güzel olgular içerisinde
oluşum oluşturabildikleri zaman bulundukları kentte faydalı oluyorlar. DESİAD da böyle örnek sayılabilecek bir sivil toplum örgütü. Bu dernekte bulunmaktan mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. Sivil toplum örgütleri bakış açıları ne kadar geniş, şehre ne kadar faydalı olabilme düşüncesi içerisindeki icraatları varsa o şehre, bulunduğu kente orada faydalı olabiliyorlar. Deniz Sanayi İş İnsanları Derneği olarak da derneğimizde bu bakış içerisinde Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda hizmet vermeye, ülkemizi kalkındırma yolunda yatırımlar yapmaya, üretim için fabrikalar kurmaya, girişim hevesli olan girişimci ruhlu iş insanlarının bulunduğu bir sivil toplum örgütü. Böyle bir sivil toplum örgütü bulmaktan her zaman gurur duydum, mutluyum. Başarıların devamını diliyorum derneğimizin. Nice yılları diyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Emin Terzioğlu. Evet, bugün çok anlamlı bir gün. DESİAD'ın 19. yıl dönümü. Dostlarla bir aradasınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz efendim? Sağ olun, teşekkür ederim. Bugün sizler vesilesiyle DEGİAD'ın 19. yıl kuruluş yıl dönümünü kutluyorum canı gönülden. Bizler iş dünyasındaki insanlar olarak, şirketler olarak sivil toplum kuruluşlarının varlığı çok önem arz ediyor aslında. Hem sosyalleşmek anlamında hem de iş dünyasında birçok derman olma anlamında sivil toplum kuruluşları üzerine çok ciddi yükler düşmekte. DESİAD'da hem denizin hem de ulusal anlamda Türkiye'de çok önemli bir kuruluş. Bugün de 19. yıl dönümünü kutluyoruz. Nice güzel, başarılı yıllar diliyorum sizlerin vesilesi tekrar DESİAD'a. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kurulu Başkanımız Sayın Nuri Turgut'u kürsüye davet ediyorum. Tek tek saymak zor ama... sevgili Belediye Başkanı Yardımcılarımız, hepimizin iş ortağı, sevgili İdaresi Başkanımız, sevgili Destel Dorumuz, Sanayi Odası Başkanımız, İhracatçılar Birliği Başkanımız, sevgili üyelerimiz, değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Hakikaten bu sıcak yaz gününde biraz erken bir saatte ama akşam programları etkilenmesin diye bu saati aldık. İnşallah yanlış yapmamışızdır. Eski başkanlarımızdan birisinin söylediği gibi ben kalabalık karşısında konuşmayı sevmiyorum deyip yarım saat, bir saat konuşanlar vardı. Biz onlar gibi olmayacağız. Bakalım 5 dakikalık bir konuşmayla. Çok önemli. Çok önemli. 19. yaşımızı kutladığımız bu yıl dönümümüzde DESİAD olarak başlangıçtan bugüne kadar emek veren kurucularımızdan, kurucu başkanımız Gültekin abiden, Mehmet abiden, Ahmet kardeşimizden, Okan kardeşimizden, İbrahim başkanımızdan, bu yükü yönetime kadar uzanan zincirin içerisinde emek veren herkese ben çok teşekkür ediyorum. Ağır ve yoğun bir gündemin içerisinde, dünya kadar ekonomik problemlerin içerisinde bir nefes alabilmek, bu güzel günü kutlayabilmek, hoşbeş edebilmek amacıyla buradayız. Yaşadığımız topraklara, yaşadığımız kente sorumluluklarımız var. Sadece kendi işimizi yapmanın ötesinde bir takım sorumluluklar taşıyoruz. DESİAD'a üye olmak zaten bu sorumlulukların bir tezahürü. Sadece kendimizi değil de yaşadığımız kenti ve ülkeyi düşünmemiz gerekiyor. DESİAD bu 19 yıl içerisinde sayısız projeye imza attı. Kente pek çok değer kattı. Yaş itibarıyla belki biraz da yaşın getirdiği bir şeyle abi pozisyonda olan bir STK olarak bugün görevini devam ettiriyor. İkinci ve üçüncü nesillere devrettiğimiz Denizli sanayi hayatında daha yapacağımız pek çok şey var. Geçen dönem odağımıza aldığımız sürdürülebilirlik konusunun sadece bizim konumuzun olmadığını, zaman içerisinde bütün odalardan tutun da derneklere kadar, kamuya kadar yaygınlaştığını ve ana gündem olduğunu görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü, sürdürülebilirlik kavramının biraz daha anlam kazandığı bir gün. Önümüzdeki sürece ilişkinde yapacağımız pek çok faaliyetler var.
odağımıza almayı düşündüğümüz başka odaların ve derneklerin de odağına aldığı meslek liseleri konusunun Denizli sanayisi ve ülke sanayisi için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. STK'lar demokrasinin en önemli unsurlarından biridir. Örgütlü toplum demokrasinin ana unsurudur. Gücünü üyelerinden alır. Birlikte hareket edildiğinde ses çok daha güçlü çıkar. Hatta sadece bir tek STK'nın değil, bütün STK'ların birlikte hareket etmesi gerekir. DESİAD olarak kente değer katacak her türlü projeye elimizi uzatıp birlikte hareket ederek daha güçlü ses çıkarmak, Denizli'nin hak ettiği geleceğe ilişkin olarak pek çok projede daha somut neticeler alabilmek için varız. Siyaset kurumunu etkileyebilmek anlamında sesimizin çok daha güçlü olması gerekiyor. Bütün üyelerimizden derneğimizle ilgili faaliyetlere daha fazla ilgi göstermelerini, bize katkı sunmalarını, eleştirilerini, önerilerini, değerlendirmelerini aktarmalarını diliyoruz. Bugüne kadar DESİAD hakikaten çok güçlü bir etkiye sahip bir dernek. Siyaset kurumunun da bununla doğru orantıda şehrin hak ettiği değeri bulabilmesi için arkasında bizi hissetmesi gerekiyor. Bizim de onları arkamızda hissetmemiz gerekiyor. Geçen dönem Kasım ayında Ankara'da Anıtkabir ziyaretimizde bütün parti vekillerimizi bir masanın etrafında toplayarak Denizli için birlikte hareket etme prensip kararını aldık. İnşallah bunu sadece DESİAD'ın görevi değil, İnşallah Selim Başkan orada dinlemiyor gibi duruyor ama platformun görevi olduğunu düşünüyoruz. Siyaset kurumuyla iş dünyasını bir araya getirmek ve çok daha güçlü bir ses çıkarabilmek ve Denizli'nin hak ettiğini alabilmek anlamında birlikte hareket etmeyi öneriyorum. Bugün burada GEKA'nın projesini desteklediği kadın girişimi üzerine kooperatiflerimiz var. Sizlerden ricam, yan tarafta sergiler olan bu kadın kooperatiflerinin sergilerini gezmeniz, kredi kartıyla da satış da yapıyorlar. Komşularınıza, evinize, iş yerlerinize küçük birer böyle hediye götürmenizdir. Kadın girişiminin desteklenmesi gerekiyor. Özellikle rica ediyorum, herkes bütün standları gezerek mümkün olduğunca alışverişini yapsın. Bugüne ilişkin olarak ana sponsorumuz Terzioğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Organizasyona katkı sunan Önallar Gıda, Ege Alışveriş Merkezi, Akçakoca Gıda, Altın Top Kuru Yemiş, Maun Gıda, Henta Gıda, Tabayaya ve Kabel Soğutma'ya çok teşekkür ediyoruz. Başlangıçta dediğim gibi bazıları gibi uzatmayacağız. Ayağınıza sağlık, iyi ki varsınız. Nice yıllarda birlikte Denizli sanayisi için, Denizli'nin sosyal ve kültürel hayatı için pek çok projede güzel şeylerle buluşabilmek dileğiyle ayağınıza sağlık, teşekkür ediyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Bir fotoğraf yeterli mi? Kızgınım heyecanlıyım. Tam 45 yıldır. Birlikte gelişerek, inanarak ve yenilenerek özveriyle kavuşmanın mutluluğunu tüm anlara iz bırakan bir çift mavi göz gibi. Terzioğlu 45 yaşında. DESİAD'ın düzenlemiş olduğu ve 19. kuruluş yıl dönümü kutladığımız bu güzel etkinliğe hepiniz hoş geldik. Bu vesileyle başta mevcut yönetim başkanı ve ekibi olmak üzere tüm geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerine ve mevcut üyelere katmış oldukları, ortaya koymuş oldukları katkı ve emekten dolayı tebrik ediyorum. Ve 19. yıl dönümünü
hem şahsım adına hem de şirketim adına kutluyorum. Başkanın da söylemiş olduğu gibi sürdürülebilirlik çok önemli bir kavram. Biz de şirketimiz adına 2016 yılından beri kurumsallaşma yolunda çok fazla yol kat ettik ve odağımıza sürdürülebilirliği koyduk. Bu bağlamda bu konuları çok önemsediğimizi size belirtmek isterim. Evet, biz de geçen sene itibariyle 45. yılımızı geride bıraktık ve bu her proje bizim için çok özel. Fakat bu 45. yıl içerisinde projelendirmiş olduğumuz Palmiyes projesi 45. yıla özel, 45 tarihten oluşan ve dikey müstakil sloganıyla sunmuş olduğumuz Palmiyes projesi bizi bir hayli heyecanlandırıyor. Bu etkinliğin ufak da olsa bir parçası olmamıza vesile olan çok teşekkür ediyorum. Tabea ve Kamele'ye teşekkür ediyorum. Kendisiniz, çekiyorum. Ben değil, çekiyorum. Biraz böyle olur. Biraz böyle olur. Orta böyle. Bana bakıyorsunuz. Evet başkan, Destiyat 19. yılını kutluyor ki biliyoruz ki geçmişi de var. Denizli'ye çok önemli çalışmalara imza attı. Siz de dostlarla buradasınız. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle kendilerini davet ettikleri için teşekkür ederek başlayalım. Seneyi Denizli'nin plakası 20. yıl. Bu sene çok güzel bir etkinlik yapmışlar. Geçtiğimiz sene de güzel bir etkinlikleri vardı. Herhalde 20. yılda zirve bir şeyler yaparlar. Çünkü Desiyat kurulduğu günden bugüne bu şehirde önemli bir sivil toplum örgütü olma görevini bence yerine getirdi. Birçok sivil toplum örgütüne önder oldular. Yetiştirdikleri kadrolardan, bu kadrolardan geçen insanlar şehirde belli makamlara geldiler, temsil ettiler bizleri. O açıdan Desiyat'ı şehrin önemli bir derneği olarak kabul etmemiz gerekiyor. Başkanların birçoğu gerek siyasette gerek sivil toplum örgütlerinde çalıştı. Zaten yani şöyle söyleyeyim, diyor ki Denizli'de cemiyet hayatıyla ilgili 500 kişi var. Bunlar herkes aynı işte bazı dernekte, spor kulübünde ya da partilerde çalışıyor. Siyasete ya da sivil topluma ilginin çoğu çok yoğun olmadığı bir şehirde yaşıyoruz ama buna karşılık da bu işe talip olan insanlar. Merhabalar kıymetli başkanım. Merhabalar. Sağ olsunlar Sanayi Başkanımız Selim Bey'in selamlarını aldık. Arkasından da Ahmet Yavuzçer'e, eski Desiyat Başkanları'ndan. Bu şehirde değer katan insanlar. Onlara da ben teşekkür ediyorum. Bugün burada olduğuma mutluyum. Dostları gördüğüme mutluyum. Birçok isimli arkadaşımız burada gördük. Bize bu imkan sağladığı için de Desiyat yönetimine teşekkür ediyorum. Özellikle Başkan Nur Turgut Bey'e ve diğerlerine. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet Ahmet Bey, Desiyat olarak 19. yılınızı kutluyorsunuz ki sizin de çok ciddi emekleriniz var Desiyat'ta. Biliyoruz ki Desiyat sizin için çok farklı. Dostlarla bir aradasınız. Neler söyleyeceksiniz? Tabii Desiyat bizim için bir okul. Bizim için Denizli geleneklerini öğrendiğimiz bir ortam. O açılardan çok şanslıyız. Tabii Desiyat çok köklü bir geleneğin devamı. İş adamları, bankacılar, iş insanları. İşte son dönemde Denizli'nin sektörel çeşitlenmesiyle beraber işte sağlık sektöründen dostlarla beraber hızla büyüyen bir yapısı var. Bildiğim kadarıyla Denizli cirosunun çok önemli bir kısmı. Bu çatı altındaki dostlarımız tarafından üretiliyor. İhracattan, ticaretten, sanayicilikten hepsinde el ele vermiş bir kurum. Ben tabii buranın galiba 3. başkanıydım. Öyle olması lazım. Mehmet abiden sonra. Gurur tabii. Benim açımdan da çok büyük gurur. İş hayatıyla ilgili yaptığım birçok şeyi burada öğrendim. Onun da tabii gururunu taşıyorum. Bu ceketi de taşımak mutluluk verici tabii. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Çok sağ olun. O da başkanım en azından. Mehmet abi geldin mi? Tamam. Evet, Mehmet abi sen geleceksin diye çektirme demiştim. Evet hazır buradayız. Dur.
Başlayayım. Getirelim. Bize mi takacak? Bunu aşağı sak. Bence belli çeker misin orada? Aldım hepsini aldım.